Herkese merhaba. Serinin bugünkü videosuna hoş geldiniz. Bugün 1 Nisan. Bugünkü videoda evdeyim. Bundan önceki videolarda, son iki videoda biber tohumlarını ve patlıcan tohumlarını ekmiştim. O arada da kendi evdeki biber tohumlarımın da bir kısmını ektim. Arkamda görüyorsunuz. Onlar da büyümeye başladılar. Onların videosunu çekmemiştim. Bugünkü videoda da evde kendim yeşilliklerin ekimini yapacağım. Onları biyobozunur viyollere ekmeyi düşünüyorum. Geçen seneden elimde kalan birazcık biyobozunur viyol var. Onları kullanacağım. Onun dışında soğan tohumu ekeceğim. Marul tohumu ekeceğim. Birkaç tane daha kalan patlıcan ve biberler var. Onların ekimini gerçekleştireceğim. Bu arada Beykoz'da ektiğim biberlerle buradaki biberler arasında ne gibi bir süreç farkı oluyor evde? Nasıl bir ışıklandırmada nasıl bir bakım uyguluyorum? Kısaca onlardan da bahsedeceğim. Öncelikle biberlerin durumuna bir göz atarak başlayalım. Bunlar da benim evde ekmiş olduğum biberler. Daha önce malzemeleri tanıtırken göstermiştim. Böyle balkon saksıları aldım. 50 santimetre eninde. Benim rafım da 60 santimetre olduğu için böyle çok güzel yerleşip her tarafı rahat bir şekilde ışık alabiliyor. Bunlara ne ektim? Elimde olan kapya biber ektim. Sadece kapya biber, süs acı biber, sarı biber ektim. Siyah biberim vardı, onu ektim. Ve karşıda 7 kardeş biberim vardı, onu ektim. Dolma biberim vardı, onu ektim. Ekim şekli aynı. Zaten biraz sonra yineden bir ekim yapacağım. Orada da tekrar görmüş olursunuz. Bu ekimi yaptıktan sonra üzerlerini naylonla örttüm. Ve 3 ya da 4 günde çimlenmeye başladılar. Ve çimlenir çimlenmez ben hemen aldım ve bu ışıklı ortamıma koydum. Ve şu anda yaklaşık olarak 10 gün kadar bir zaman geçti. Şu anki durumları böyle. Gördüğünüz gibi artık ortadan İkinci yapraklarını vermeye başladılar. Bu ikinci yapraklar belli bir noktaya geldiğinde de ben bunları buradan yerlerini değiştireceğim. Yani şaşırtacağım. Bunları viyollere alacağım. Bir kısmını saksıda bırakacağım. Bir kısmını da viyole alıp viyolun içinde büyütmeye devam edeceğim. Artık hepsi ne kadar büyüyebilirse büyüyecekler. Gördüğünüz gibi videolarda ve sorularda çokça görüyorum. Mesela ekiyoruz. Ektikten sonra olduğu yerde kalıyor. Çimlenince de seviniyoruz ama sonrasında bunlar ince ve uzun şekilde uzayıp gidiyorlar. Yani yaklaşık olarak 3-5 santimlere kadar geliyorlar. Bunun tek sebebi var, ışık eksikliği. Bakın burada ışık görmeye başladıktan sonra yapraklarını kalınlaştırdılar ve boyları hiç uzamıyor artık. Gövdeleri yavaş yavaş kalınlaşmaya başlıyor. Evet, evdeki biber tohumlarının çimlenmesi 3-4 gün sürdü bu toprağın içinde. Burada çimlenme ile ilgili yaşanan sorunlardan kısaca bahsedeyim size. Mesela şu karşıdaki ne biberiymiş bu? Bu kamber bibermiş. Bundan hiç çimlenme olmadı. Zaten tohumu da azdı ama hiç çimlenme olmadı. Neden çimlenme olmadı? Eğer ki tohumlar eski ise her sene gittikçe daha az çimlenme oranına sahip olacak. Mesela bu sarı acı biberler geçen sene aldığım tohumlardı. Neredeyse hepsi çimlenmiş. Burada da aynı şekilde bu sene aldığım tohumlardı. Hep aynı şekilde çimlenmiş. Bu cin acı biberdi. Bu siyah biber çok az tohum almıştım ama hepsi çimlenmiş. Hatta benim bunlardan aslında pek ümidim de yoktu ama çimlenmişler. Dolma biberler öyle. Bu biberler mesela tohum olarak isteyenlere de göndermiş olduğum acı süs biber ve 7 kardeş biber. Mesela bunlar da çok güzel çimlendiler. Yani çok fazla tohum atmamama rağmen çimlendiler. Dediğim gibi eğer ki tohumlar bu sene aldığınız sene, önümüzdeki sene ekim yaparsanız çimlenme oranı çok yüksek. Bir sonraki seneye kayarsa birazcık düşecek. Bir sonraki sene derken gittikçe azalacaklar. Dolayısıyla tohumların taze olması ya da çok iyi koşullarda saklanmış olması çok önemli. Bu arada denemek için şöyle bir marul tohumlarım vardı. Onları da attım. Onlar da bayağı büyüdüler. Onları da buradan seyredeceğim. Ama bugün yeniden bir saksıya da ekim yapacağım. Ve onu en başından itibaren gün gün sürecini paylaşmaya çalışacağım sizle. Yani bir sonraki videoda bunların sürecini de paylaşacağım. Ne kadar sürede ne olduğunu. O zaman şimdi diğer yeşilliklerin tohum ekimine geçebiliriz. Evet, dediğim gibi bu biyobozunur viyolleri kullanacağım. Bunların eni 4 cm, boyu da 8 cm.
Yani genel olarak fide yetiştirmek için gayet yeterli. Bu bozulur viyollerden elimde çok fazla yok. Geçen sene aldıklarımdan artanlar bunlar. Bu sene domates, biber, patlıcan gibi tohumlarımı direkt saksının içinde çimlendireceğim. Ve sonrasında belki viyollere aktaracağım, belki direkt bahçeye aktaracağım. Bu biyobozunur viyollerin en büyük avantajı bunun içerisinde köklenen fideyi toprağa koyduğunuzda hiçbir uyum sorunu yaşamıyor. Yani ben bir bahçe yatağına yaklaşık olarak 10 domates dikiyorsam, 10 domates fidesi dikiyorsam sekmeden hepsi tutunmuş oluyor. Hiç sorun yaşamıyor. Eğer ki birden fazla çeşit ekecek olursanız da o zaman böyle üzerlerine numara vererek yazıyorum ki tohumları karıştırmamak için ayrı ayrı yerlere ekmeye çalışıyorum. Bu mesela maydanoz için hazırlamış olduğum. Ne tohumları ekeceğim? Tokat soğanım var. Onu ekeceğim. 2-3 sene önce ben bu soğanları bir tane kasanın içerisine tohum olarak ekmiştim. Sonra yaklaşık olarak böyle ince şekilde 7-8 santime geldiklerinde de bahçeye almıştım. Ve o sene 2-3 el arabası soğan toplamıştık. Bu sene de aynı şeyi denemek istiyorum. Aslında bu sene birazcık geç kaldım. O zaman biraz daha erkendi ama yine de en kötü yeşil soğan olarak tüketeceğim. Soğanın dışında tere, roka, maydanoz ve dereotu tohumlarım var. Bunları ekeceğim. Evet, öncelikle şu biyobozunur viyolleri doldurarak devam edelim. Evet, doldurma işlemimi tamamladım. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir plastik kutu 2, 4, 6, 7'ye 3, 6, 9, 2 tane daha rahat sardı buraya hatta 3 tane 12 çarpı 7 yani 84 tane fide yetiştirebiliyor. Böyle bir boyutta ki bunun hacmi de 22 litre. Bu 1 milyoncularda satılan standart plastiklerden. Evet, fide yetiştirme topraklarımı da doldurdum. Şunlara bilerek saksı kullandım. Soğanları ona ekeceğim. 3 sıra maydanoz, roka, tere ve dereotu. Sıralamayı da böyle yapacağım. Ya da şöyle başlayayım. Tere, roka, maydanoz, dereotu. Neyse, çok sorun değil. Evet, şu an fide yetiştirme toprağım çok kuru. Birazcık nemlendirerek başlayayım. İyice nemlendireceğim aslında. Bu arada nemlendirme işlemini burada yapıyorum ama aslında yeteri kadar nemi sağlanmış karışımı bunlara doldurmak daha iyi olur. Çünkü altlarına kadar su gitmiş olur. Ama şimdilik böyle yapmış oldum. Bir dahaki sefere bu toprağı iyice dışarıda nemlendirip sonra buna dolduracağım. Ve ekimi böyle yapacağım. Evet. Şimdi sıra geldi tohumlara. Evet, nemlendirme işlemimizi yaptık. Toplamda 3, 6, 7'ye 3, 6, 9 yani 63 tane burada viyol var. Bu köşedekiler de saksı. Bunlara da soğan tohumlarını ekimini yapacağım. Demek ki böyle bir küçük bir şeyin içerisinde yaklaşık olarak 80-90 tane fide yetiştirilebilir. Evet, şöyle öncelikle içlerinden şöyle küçük bir çukur açarak kalemin arkasıyla
Başlayacağım şöyle her birine. Bu arada benim elimde eski tohumlar var. Burada eski tohumları kullanacağım ekim yaparken. Ve eski oldukları için de birazcık fazla tohum atacağım. Çünkü birkaç deneme yaptım aslında. Bu denemelerde çimlenme oranı düşük oldu. Ve eski tohumlar oldukları için bunu yaşadım. Dolayısıyla bu sefer biraz daha fazla tohum atarak yapacağım. Yani elimdeki bu tohumları bitireceğim. Çıkıyorsa çıkıyor. Çıkmıyorsa da artık tam böyle bir tohumum yok diyeceğim. Gördüğünüz gibi ara ara aslında küçük yeşillenmeler de var. Evet, maydanozlardan başlıyorum. 3 sıra maydanoz, tere, roka ve dereotu ikişer sıra olmak üzere ekim yapacağım. Dediğim gibi tohumları olması gerekenden biraz fazla atacağım. Çünkü tohumlarım eski. Her birine birer tutam atıyorum. Yeterli sayıda çıkacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi üzerlerini de kapatacağım şöyle kendi toprağıyla direkt. Çok da sıkıştırmıyorum çıkabilsinler diye. Dediğim gibi birkaç deneme yaptım. O denemelerde yeşillendiler ama biraz seyrek oldular. O yüzden de onları yeniden ekiyorum şu anda. Evet, 3 sıra maydanozumuz tamamdır. Evet, şimdi de dereotuna geldi sıra. Eğer ki bunlar da çimlenmezse direkt bu tohumların hepsini atacağım ve yeniden ekim yapacağım. Evet, sırada soğanlar var. Bunlar da benim tokat soğanlarımın tohumları. Bunları çok fazla ayıklamamıştım. Şöyle sepiyorum bolca. Biraz fazla sepmiş olacağım ama çok sorun değil çünkü bunları buradan seyrelteceğim. Evet, üzerlerini de birazcık örtüyorum. Evet, şimdi de bir şöylece hepsini bir nemlendiriyorum son kez ve sonrasında da kapatma işlemine geçiyorum. Evet, sırada bunları kapatma işlemimiz var. Evet arkadaşlar, tohumlarımızı ektik. Sonrasında da güzelce nemlendirdik ve bu şekilde
kapatma işlemine geçeceğiz. Buradaki bundan sonraki en önemli işlem buranın belli bir sıcaklıkta sabit kalması gerekir. Şimdi evin içerisinde sıcaklık hep 20 derecelerdeyse ve bu düşmüyorsa bir şekilde, bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sadece üstünü bir naylonla örtüp burada çimlenmesini bekleyebilirsiniz. Ama geceleri ya da evde olmadığınız birkaç gün içerisinde sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek olursa eğer, bu çimlenme çok zayıf olur. Şundan dolayı normalde tohumlar çimlenmeye başlar belli bir sıcaklığı yakaladığında, ama tekrar soğuk bir havayla karşılaştığında çimlenme durur ve tohum bozulmuş olur. O yüzden sıcaklığın sabit kalması lazım. Ben de bunu her zaman sağlayamıyorum çünkü bu odada cam açılabiliyor. Bazen kombi hiç çalışmıyor. Bazen bir iki gün dışarıda oluyoruz. O yüzden çimlenmeyi sağlamak için geçen sene özellikle biberde yaşadığım sorunlardan dolayı da bir fide ısıtıcı almıştım. Onu fide yetiştirme malzemelerim ve hazırlık videosunda paylaşmıştım. O videoyu tekrar yukarıdan paylaşıyorum. Aldığım yerin linki de orada mevcut. Şimdi onu göstereyim size ne işi ne yapacağını. Evet, şöyle bir mat bu aslında, ısıtıcı mat. Bu ısıtıcı matın üzerine bu plastik tohumlarımın bulunduğu kutuyu koyacağım. Sonrasında bunu bir termostatla sıcaklığını ayarlayacağım ve ondan sonra burada tohumların çimlenmesini bekleyeceğim. Evet, alalım şuradan. Evet. Evet, bu şekilde üzerinde örteceğim. Bu bir süre geliştikten sonra, yavaş yavaş çimlendikten sonra da zaten bu ledleri çalıştırarak ışık almalarını sağlayacağım. Evet, bu ısıtıcı matın üzerine buradaki viyollerimi yerleştirdim. Kapağını da kapattım. Dolayısıyla buharlaşma olmadan içerisi hep nemli kalacak. Burada gördüğünüz gibi termostatımı açtım ve bu ısıtıcı matın elektriğini buradaki termostattan alacağım. Şöyle. Evet, şimdi matım çalışmaya başladı. Burada sıcaklık eğer ki yeteri sıcaklığa ulaşırsa sistem, dolayısıyla benim bir şey yapmama gerek kalmayacak. Daha doğrusu mat kapanacak. Bunun için de evet, matın şöyle bir sensörü var. Onu bunun içerisine yapıştıracağım. Şöyle. Dolayısıyla buranın sıcaklığını algılayacak ve sıcaklık 20 derecenin altına düşmeyecek. Şimdi bunun da bir ayarını yapalım. Evet, şu an zaten 21 dereceye ayarlamışım. Şu anda da içerinin sıcaklığı 23,5 derece. Dolayısıyla mat çalışmayacak aslında. Ama ne zamanki sıcaklık düşerse bu tekrar çalışıp ısıtıcıyı çalıştıracak ve içerinin sıcaklığını sabit tutacak. Bundan sonraki işimiz beklemek. Bakalım nasıl olacak? İlk çimlenmeler ne zaman oluşmaya başlayacaklar? Öncelikle saksılarımızı toprak karışımımızla bir dolduralım. Öncelikle bir hafifçe nemlendiriyorum. Ondan sonra da tohumları serpme işlemine geçiyorum. Sizlerden gelen tohumların ekimini yapacağım burada. Bir biber tohumum var. Patlıcan tohumum var. Ve bunun dışında iki çeşit daha biber var.
Evet, kapatma işlemimizi de böyle bir naylonla yapıyoruz. Bu odanın sıcaklığı 20 derecelerin altına hiç düşmüyor. Dolayısıyla burası yeterli bir çimlenme ortamı sağlayacak. Zaten daha öncekilerde tam bu şekilde çimlendiler. Burada birkaç gün bekleyeceğiz ve süreci takip edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda da evdeydik. Bugünkü videoda evde yeşilliklerin ekimini gerçekleştirdim. Tere, roko, maydanoz, dereotu ve yeşil soğan ekimi yaptık. Bakalım nasıl olacak? Dediğim gibi aslında daha önce bir deneme yaptım. Böyle tohumların çimlenme oranı düşüktü. Bu sefer bolca tohum attım. Elimdeki tohumları bitirene kadar artık ne kadar çıkarlarsa çıkmazlarsa da tohumları atacağım ve yeniden ekimini yapacağım. Aslında tohumları sonuna kadar deniyorum yani çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Ama soğanlar muhtemelen çıkacaktır. Onlar da çok sorun olacağını sanmıyorum. Diğerlerini de dediğim gibi gözlemleyeceğiz. Sizlerden gelen biber tohumları vardı, patlıcan tohumları vardı. Bir de bunların ekimini gerçekleştirdim. Aslında zaman olarak birazcık geçti ama yine de çok sorun olmaz. Sonuçta bu biberler yetişir, biber de verir. Tohumlarını da alırız. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Serinin sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.